Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Bir hava aracı düşünün, helikopter veya uçak ve sonunda da bir acil durum yaşanıyor ve bu helikopter veya uçak denize düşüyor. Peki uçuş ekibi bu tür acil durumlarda kabinden nasıl kurtulacak veya paraşütle atlayan bir pilot denize iniş gerçekleştiriyor. Nasıl paraşütünden kurtulacak ve sonrasında neler yaşanacak? Bunlar belki de bir pilotun veya uçuş ekibinin hayatına ömürleri boyunca belki bir kere bile gelmeyecek. Ama buna hazırlıklı olmak durumundalar. Bunun eğitimini görmek durumundalar. Peki bu eğitim nasıl yapılacak? Özel geliştirilmiş simülatörlerle. Ben birçok ülkenin hava kuvvetlerine, deniz kuvvetlerine veya ilgili birimlerine baktığım zaman bu tür simülatör eğitimlerini yurt dışında alıyorlardı veya dünyada çok az sayıda bu tür simülatörü üreten ülke var. Şimdi Türkiye'de bir ilk gerçekleştirildi ve Meteksan Savunma tarafından tasarlanmış bu acil durum kurtarma simülatörü deniz kuvvetlerine teslim edildi. Burada su üzerinde yaşanabilecek acil durumlarda ekipler bu eğitimleri uygulamalı olarak görerek hayatta kalma şanslarını yükseltecekler ve bu eğitimler sayesinde hayata tutunacaklar. Çünkü onlar bizim açımızdan çok çok önemli. İşte simülatörün detaylarını birlikte izliyoruz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyacı doğrultusunda Savunma Sanayi Başkanlığı projesi olarak Meteksan Savunma tarafından geliştirilen denize düşen helikopterden, mecburi iniş yapan uçaktan kaçma kurtulma Dunker olarak adlandırılan simülatör projesi tamamlandı ve teslimatı gerçekleştirildi. Eğitim faaliyetlerine de başlandı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilen ve alanın da Türkiye'nin İlk yerli ve milli simülatörü olan Dunker ile suya düşen helikopterden veya mecburi iniş yapan uçaktan kaçma ve kurtulma, kurtarma helikopteri benzetimi ile arama kurtarma, paraşütle suya inme, gemiyi terk ve gemiye alınma maksatlı eğitimler verilebilecek. Ayrıca dünyada benzeri tesislere göre daha gelişmiş özellikleri ile donatılan Dunker sayesinde NATO ve farklı ülkelere de hizmet ihracatı sağlanmış olacak. Denize düşen helikopter veya suya mecburi iniş yapan uçaktan kurtulma eğitimleri askeri personel kadar petrol tesisleri gibi denizde konuşlu alanlarda görev yapan sivil personel açısından da ciddi bir öneme sahip. Daha önceden yara savunma ve yangın eğitim simülatörleri ile alanında güncel ve modern çözümler yakalayan, ihracat başarıları ile yurt dışında da önemli tanınırlık sağlayan Meteksan Savunma, Savunma Sanayi Başkanlığı ile imzalanan sözleşme sonrasında Dunker simülatörü projesini başarıyla tamamladı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Hava Komutanlığı bünyesine konuşlandırılan sistemlerin teslimatı 2022 yılı içinde gerçekleşti. Teslimatı yapılan Dunker simülatörü projesi sayesinde askeri ve sivil personele gerçekçiliği arttırılmış modern tesislerde uluslararası standartlarda eğitim verilecek. Dunker kapsamında simülatör sistemini vinçler, platformlar ve yan sistemler oluşturuyor. Bunun tamamlayıcı bileşeni olarak havuz, havuz tesisatı ve teknik oda ile idari ve sosyal mahallerden oluşan bir bina inşası yer alıyor. Havuzda eğitimde çevresel etkilerin de yansıtılması amacıyla şiddeti ayarlanabilir dalga, yağmurlama sistemi,
gündüz gece ayrımı imkanı sağlayan aydınlatma, ses sistemi, rüzgar ve helikopter pal etkisi benzetimi için fanlar bulunuyor. Eğitimler bir havuz içinde helikopter benzetiminin havuza indirilerek kontrollü şekilde her iki yöne de 180 dereceye kadar döndürülmesi, içindeki personelin bu durumdaki helikopterden çıkması olarak gerçekleştiriliyor. Buna ek olarak Dunker'de birbirinden bağımsız veya koordineli olarak şu eğitimler de verilebiliyor. Kurtarma helikopteri eğitiminde kurtarma harekatı yapan helikopteri simüle eden bir platform, kazazedelerin havuzdan platforma alınmasını sağlayacak vinçten ve kurtarma ekipmanlarından oluşan kurtarma eğitiminin verileceği benzetim yapılıyor. Paraşütle suya inmede ise bu paraşütün atlama benzetimi yapılan kule ve raylı sistemden oluşuyor. Paraşütle suya inme ve hayatta kalma eğitimleri verilebiliyor. Gemi güvertesini simüle eden platformda ise ağ merdiven sistemi, kapalı can salı ve atma mekanizmasından oluşan gemiyi terk etme eğitimlerinin ve kazazedelerin gemi güvertesine alınmasını sağlayan eğitim gerçekleştirilebiliyor. Dunker simülatörü sayesinde denizde platformlarda hava yoluyla transfer edilecek personelin alınması gereken uluslararası standartlara uygun eğitimler artık yurt içinde de yapılabilecek. Böylece hem kaynak tasarrufu hem de gerek NATO'ya ve gerek diğer dost ülkelere de eğitim ihracatı yapılabilecek. Milli imkanlarla tamamlanan Dunker simülatörüyle Türkiye hem çağdaş bir sisteme sahip oldu hem de yurt dışındaki benzer tesislerin birçoğunun eskimiş veya eski teknoloji olması sebebiyle dünya pazarında ihracat potansiyeli yüksek bir simülatör sistemine de kavuşmuş oldu. Bugün çok önemli bir altyapının Türk savunma sanayi şirketlerinden Meteksan tarafından nasıl geliştirildiğini, hangi özelliklere sahip olduğunu birlikte gördük. Umarız hiçbir şekilde bu tür kazalar tabii ki yaşanmasın ama havacılık bu. Başınıza bir şey gelebiliyor ama iyi eğitimli ekipler bu simülatörler sayesinde hayatta kalma oranlarını, şanslarını yükseltiyorlar. Daha doğrusu her şeye hazır olmak gerekiyor. Bu simülatörlerde çok çok öneme haiz. Tabii ki bir uçuş ekibinin, bir kişinin değeri bile bu hava araçlarıyla ölçülmez. Önemli olan bizler için onların hayatta kalmaları, yani iyi eğitim almaları. Detaylı havacılık ve savunma konusundaki haberlerimiz tolgaozbek.com sitemizde. Bizleri sosyal medyadan takip edebilirsiniz. Tabii ki kanalımıza destek vermek için YouTube kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve altına da yorum yapmayı unutmayın.